Bugün sizlere kargalar ve ömürlerinden bahsedeceğim. Ama bunu ben istemedim. Belli ki Türkiye'deki internet kullanıcısı istiyor. Son 12 ayda yaklaşık 100 bin kişi kargalar kaç yıl yaşar sözcüklerini aratarak evrim ağacına gelmiş. Yani haftada ortalama 2000 kişi kargaların kaç yıl yaşadığını merak ediyor. Bu durumda bu konuyu ele almak kaçınılmaz oldu. Lafı dolandırmadan baştan söyleyeyim ki bu videonun asıl önemli olan bilgi veren taraflarını merak etmeyip sadece başlığın cevabını merak edip gidecekler aradan çıkmış olsun. Biz bize kalalım yani. Kargaların ortalama ömrü 15 ila 20 yıldır. Bazıları sadece 4-8 yıl kadar yaşar. Kayıtlardaki en uzun karga ömrü ise 40 yıldır. Yani kargaların 200-300 yıl boyunca yaşadığı iddiası tamamen asılsızdır. Bu çok da gerekli olmayan ama çok aranan bilgiyi verdikten sonra gelin şimdi ilginç zoolojik gerçeklerden insan dediğimiz canlının ne kadar tuhaf ve acımasız olabildiğinden ve insanların diğer hayvan Hayvanlar ile arasındaki tuhaf bağlantıların asıl ilginç olan taraflarından birazcık bahsedelim. Da geçen videoda bahsettiğim soru ve cevap platformumuz sadece bir haftada dikkate değer miktarda büyüdü. Her gün onlarca yeni soru ve cevap giriliyor ve platform kendi ayakları üzerinde durabilecek gibi gözüküyor. Siz de bu projenin erken parçalarından biri olmak isterseniz videodan hemen sonra sitemize giderek sorularınızı sorup cevabını bildiğiniz sorulara yanıtlar vermeye başlayabilirsiniz. Gelin kargaların ömrüyle ilgili olarak soru cevap platformunda sorduğumuz soruyu burada cevaplayalım sonra cevabı orada da paylaşırız. Kargaların 200 yıl gibi uzun süreler yaşadığına dair yanlış kanı pek yaygın. Bunun yayılmasının nedenlerinden biri komedyen Ata Demirer'in şu skeci. Mesela karga. Kaç yıl yaşıyordur sizce? Ortalama 200 yıl. Bravo siz biliyorsunuz. 200 yıl. Ekranda gördüğünüz Özer Aydoğan karikatür gibi sanatsal çalışmalar da bu hatalı algının yayılmasına bolca katkı sağladı diyebilirim. Sonuçta bunca insanın her hafta düzenli olarak bu soruyu sorup evrim ağacına gelmesinin bir nedeni olmalı öyle değil mi? İddia başta da söylediğim gibi ne yazık ki doğru değil ve bu sanatçılarımız da hatalı bilginin suçlusu falan değiller. Kargalar sadece The Crow gibi meşhur filmlerin değil, aynı zamanda farklı kültürlerde mitoloji ve dinlerin bir parçası olmuşlardır. Bunun ana nedeni muhtemelen kargaların beslenebilmek için çalmaktan çekinmemesi, simsiyah bedenleri ve rahatsız edici çığlıklarıdır. Bu ve benzeri özellikler onların sıklıkla kötülük ve ölüm ile ilişkilendirilmesine neden olmuştur. Daha da önemlisi, kargalar şaşırtıcı derecede zeki kuşlardır. Bu da onların bilge ve ürkütücü hayvanlar olarak algılanmasına sebep olmuş olabilir. Bu arada kargalar deyip duruyorum ama terminolojik olarak karga kelimesi maymun kelimesi gibi bilimde net olarak tanımlansa da halk arasında muğlak bir şekilde kullanılan bir sözcük bu sözcüğü günlük hayatta gaklayan ve siyah kuş gibi belirsiz bir şekilde kullanırız. Ama aslında karga taksonomik bir cins adı. Corvus cinsinden olan 40-45 farklı kuş türünün ortak adı. Bunlardan en meşhuru halk arasında kuzgun olarak bilinen Corvus corax türü. Ama her neyse şu ömür işine geri dönelim. Kuşlar sınıfı içinde gerçekten uzun ömür arıyorsanız kargalara değil papağanlara bakmanız gerekiyor. Makavlar ve kakadular gibi bazı papağanların 80 ila 100 yıl kadar yaşayabildiğini biliyoruz. Ama dikkatinizi çekerim. Kuşlar arasındaki bu uç vakalarda bile öyle 200-300 yıldan söz etmek mümkün değil. Peki hayvanlar alemi içindeki en uzun ömürlü canlılar hangileri? Söz konusu hayvanlar aleminin geneli olduğunda deniz kabukluları genellikle bu sıralamanın başını çekiyor. Arktika İzlandika türü çift kabuklu midyeler 400 ila 500 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Peki gelin bununla ilgili de ilginç bir hikaye anlatayım size. 2006 yılında araştırmacılar İzlanda'da bir araştırma sırasında bir midye buluyorlar. Midye kabuğunun büyüme halkalarını analiz ederek yaşını önce 405, sonra dış büyüme halkaları ve karbon 14 yöntemini kullanarak yapılan daha dikkatli bir çalışmayla ise yaşını 507 olarak tespit ediyorlar. Yarım milenyumluk bir canlıdan söz ediyoruz. Tek bir birey bu. Öyle ki Çin'in Ming hanedanlığından beri bu spesifik birey halen hayatta olduğu için ona Ming adını veriyorlar. Ming doğduğunda Christopher Columbus Amerika'yı daha yeni keşfetmişti. İspanyol en İncizyonu halen devam ediyordu. Leonardo da Vinci Mona Lisa'yı çizmeye başlamak üzereydi. Yani Ming'in ilk doğum gününü Instagram'layacak kimse yoktu diyebilirim daha iyi anlaşılması için. Bu canlının kabuk gelişimine bakarak farklı zaman dilimlerindeki iklim değişikliği izlerine dair bulgular bile tespit edilebildi. Enfes bir midye yani tadından yenmez. Ama bu işin trajikomik bir tarafı da var. Bu yaş analizinin yapılabilmesi için midyenin önce öldürülmesi gerekiyordu. Yani insanlık yapacağını yaptı yine. Bir yandan yarım milenyumluk bir cana kıydı ama diğer yandan sıra dışı bilgilere ulaşmış oldu. Eğer midyeler yeterince ilgi çekici değilse, ikinci sırada genellikle balinalar ve köpek balıkları bulunuyor. Grönland köpek balığı ve Grönland balinası gibi türler ortalama 200 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Bazılarının 400 yıla kadar yaşayabildiği bilinmekte. Bu uzun ömrü onlara veren en önemli şey güneşin zararlı ışınlarından uzak, derin ve soğuk okyanuslarda yaşıyor olmaları. Ancak haklarında çok da fazla şey bilmiyoruz Durun durun insanlıkla ilgili yine bir hikayem var onu da anlatayım. Bu defaki Instagram ve Twitter üzerinden bizi takip edenlerin bileceği bir olay. Eğer takip etmiyorsanız yorumlara linkleri bırakacağım. Lütfen Instagram ve Twitter üzerinden de bizi takip edin. Geçtiğimiz haftalarda paylaşılan bu videoda İzlandalı olduğunu düşündüğümüz iki tip sırf zevk için bir Grönland köpek balığının yüzgecini kesip serbest bırakıyor. Kargalar değil ama bu köpek balığı muhtemelen o kişilerin dedelerinin dedelerinden bile yaşlıydı. Ne acımasızız. Bu bu ilginç canlılardan sonra sırasıyla yaklaşık 150 yıllık ömürleriyle bazı yılan balığı türleri, 100-200 yıl arası yaşayabilen Tuatara isimli Yeni Zelanda kertenkeleleri, 150-200 yıl arası yaşayabilen Galapagos kaplumbağaları, 200 yıldan uzun yaşayabilen bazı türleriyle koi balıkları var. Her biriyle ilgili aslında anlatabileceğim çok hikaye var ama sonra yasaklayalım çünkü bu videonun sonu gelmez. Tabii ki tüm bu uzun ömürleri sayarken pratikte ölümsüz bir canlı olan Turritops Dorni türü deniz analarını ve yassı solucanlar gibi hayvanlar ile bakteriler gibi teknik olarak sonsuz ömürlü prokaryotları göz ardı ediyorum. Mesela Turritopsis cinsi bazı deniz anaları yetişkinlik hayatlarının sonuna yaklaştıklarında yavru evreye geri dönerek yaşama tekrardan başlayabilmekte. Bu da onları pratik olarak ölümsüz kılıyor. Yassı solucanlar birden fazla parçaya bölündüklerinde her bir parçadan kendilerine ait bir bütün üretebilmekteler. Hatta her bir parça parçalanmadan önceki bütüne dair anılara da sahip olabiliyor. Çok ilginç sinir bilim hikayeleri var orada da onlara da girelim bir ara hatırlatın bana. Bakteriler ise durmaksızın kendi kopyalarını üreterek teknik olarak aynı genetik soy hattını sürdürmeye devam edebiliyor. Bu biraz kopyacılık aslında. He, anladınız mı? kopyacılık, klonlama, neyse. Ama sonuçta bir canlıyı tanımlayan ana unsur genetik altyapısı ise o genetik altyapı bölünerek çoğalma sayesinde büyük oranda korunmuş oluyor. Dolayısıyla o genetik soyattı ölmemiş oluyor. Uzun lafın kısası canlılar arasında ömür kavramı her fiziksel özellik gibi çok geniş bir çeşitlilik gösteriyor. Özellikle yaşam alanı ve vücut planından dikkate değer miktarda etkileniyor diyebilirim. Fakat şu sayılara baktığımızda şu anda 70-80 yıla dayanmış olan ortalama ömrümüz hiç de fena sayılmaz. Bir diğer videoda ölümsüzlüğü ve neden öldüğümüzü konuşalım. Ne dersiniz? Ama benden bugünlük bu kadar önceki videomda da anlattığım gibi artık kanalın zil tuşuna basmak Hani şu takibi al dedikten sonra abone ol dedikten sonra çıkan zil tuşuna basmak YouTube algoritması açısından en önemli şeylerden bir tanesi haline geldi Dolayısıyla o zil tuşuna şimdi tıklarsanız bizi çok mutlu edersiniz Ayrıca başta sözünü ettiğim soru ve cevap platformu gibi projelerimizle Türkiye'deki bilim severlere daha önce sahip olmadıkları tamamen bilimseverler tarafından bilimseverler için üretilen araçları üretebilmemize maddi katkıda bulunmak için ekranda gördüğünüz bu harika Patreon ve Kriosus destekçilerimiz arasına katılmanızı rica ediyorum. Çünkü bize verebileceğiniz en büyük katkı, bütçenizden ayda bir kahve ya da bir tost parasını bilimi anlatma çalışmalarımıza ayırmak olur. Yanımızda durduğunuz için yürekten teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.